Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Nehcul Belaga kitabından Hazreti Ali'den aldığım cümleler. Nehcul Belaga'da deniliyor ama Belaga geçiyor. Hazreti Ali'den vecih cümleler. Mana. Yani bir şey olmasın, ilmi olmasın dedim bu ikinci ders ve sohbetimiz. Tamam. Ders değildi. Bizim dersimiz cumartesi ve birinci ders gibiydi. Yok, içmeyeceğim. Hazreti Ali radıyallahu anh ameli sebebiyle geri kalanı nesebi öne geçirmez diyor. Ameli sebebiyle geri kalanın nesebi sebebiyle öne geçirmez. Yani ben ehli beytim, ben neseben öne geçeceğim. Hayır. Sen amelen öne geçmedikçe neseben öne geçemez. Tamam. Kişinin, mahkematta diyor ki kişinin değeri kendindendir. Neslinden değildir. Ali İmran 68'de doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar, şu peygamber ve müminlerdir. Çok buna ait ayeti yazdım. Doğrusu Allah diyor İbrahim Hazreti Ali'nin sözüne paralel. Ali İmran'da 68'de diyor ki doğrusu insanların üstünü kim? Hazreti Peygamber hadisi malum. Allah'ça en yakın takvası oğlanın daha üstündür. Ayet tamam. Ayet miydi? Ayet. He, takvası olanın. Evet. Doğrusu İbrahim Ali İmran'da da 68'de diyor ki doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı Hanife'l Müslüme kimmiş buna? Ona uyanlar şu peygamber ve müminlerdir. Peygamber ve müminlerdir neslinden. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yaran olan nesebi ondan uzak olsa bile, yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yaran olan, davar yakınlık olan, davar arkadaş olan nesebi ondan uzak olsa bile, peygamberimizin nesebinden biz olmasak bile Allah'a itaat edendir. Ona düşman olan ise, ona akraba bile olsa Allah'a isyan edendir der Hazreti Ali. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası en büyük düşmandı. En büyük düşman Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu anh onun sahabesiydi. Asil bir şeyden gelmek güzel bir nimettir der. Diğer insanlar nezdinde hürmet ve muhabbete vesiledir. Ama din noktasından baktığımızda kamil insan olmanın ölçüsü soy sop değil, İman ve ahlak gibi değerlerdir. Selman-ı Farisi İranlı idi. Böyleyken Hristiyan çocuğudur. Böyleyken İslam'a girince Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında şöyle dedi. Selman bendendir. Ehli beytimdendir. Bunu kaynağını yazdım çok iyi, çok itiraz olabilir diye. İbnül Hişam Es Siratun Nebeviye. Yani İranlıdır ve babası Selman, Selman-ı Farisi. Yani İran Farisi oranın da Hristiyan şeyinden, akrabasındandır. Ama Allah Resulü bak ne diyor. Böyle bir zata. Şöyle diyor, Selman bendendir. Ehl-i Beytim'dendir. Ama neseben değildir. Demek ki yakınlık başka bir şey. Ehl-i Beytim'den mi diyor abi? Evet. Ebu Leheb peygamberin amcasıydı ama onun düşmanı olunca aleyhinde Tebet suresi indi. İnsan diğer insanlardan üstün kılan artı değerleri vardır. İşte ilim bunlardandır.
Muhakimat 25. sayfada şöyle der. Risale-i Nur'daki Muhakimat kitabında. Bir şeyin şerefi neslinden değildir, zatındandır. İlhamın sebeplerinden keskin zekası ve safi kalpli oluşundan. Bu bir saldırıydı. Normal değil bu. Biliyorsunuz ya göze hücum ederler, ya boğaza ilk veya baş dönmesini yaparlar. Baş dönmesi onlardandır. Boğaz gıcıklı onlardandır. Burada bu kadar küt mü oldu? Evet abi oldu. Ses geldi. Evet onayladı. Burada istedi. Allame-i Cihan olsanız umrumda değilsiniz. Onlar. İstifade için mi gidiyorlar? Evet bismillahirrahmanirrahim. Evet bazen fazla istifade ediyorlar. İlhamın sebeplerinden birisi keskin zeka, ikincisi safi kalp. Hazreti Ali radıyallahu anh asıl saadette önemli olaylardan hep ön saftadır. İnsanın asıl ziyneti ilim, ahlak gibi değerlerdir der. Bu ziyneti elbise ve makam gibi arzı değerlerle aramak ise tam bir cehalettir. Zühdün eftali, zühdü gizlemektir. Kemalini gizlemektir ya. Sadakanın sadakası, sadakayı gizlemektir. Zühdün eftali, zühdü gizlemektir. Zühdün ölçüsü, Hadid 23. ayetinde şöyle der. Ta ki elinizden çıkana üzülmeyiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız. Zühd buymuş. Elinde hiçbir şey olmamak değil, Allah'ın verdiğiyle şımarmamak, elinden çıkmasıyla de üzülmemek. Zühd buymuş. Her kim geçmişte kaçırdığına üzülmesi, gelecek olanla da şımarmazsa zühdün her iki tarafını da almış olur. Gelecek gelene de şımarmazsa. Geleceğe de şımarmazsa zühdün kendisidir. Zühd aslında hiçbir şeye sahip olmamak veya istememek manasında hep besleriz. Hazreti Ali bak ne diyor. Zühdü devam ediyorum. Daha güzel açıklayacak. Zühd kalba ait özelliktir. Dünyayı terk etmek manasına değildir. Küfür ve dalalet dışında her şeyini elhamdülillah diyebilmektir zühd. Bir daha. Küfür ve dalalet dışında her şeyini elhamdülillah diyebilmektir zühd. Zühd, dünyaya aldanmamak ve manayı harfiyle bakmaktır. Allah Celle Celaluhu seni hür kıldı, başkasına kul olma. Kardeşini şu üç halde korumadıkça ona dost sayılmaz. Kardeşimizi şu üç tane sıfatla onları korumadıkça ona dost olmaz. Bir, musibet zamanında, gıyabında ve vefatında yanında olacağız. Musibet zamanında yanında olacağız. Gıybet edildiği zaman kardeşim biliyor musun? Niye böyle onun orta konuşuyorsun diye şey yapmak, müdafaa etmek. Vefatında da onun cenazesinde ve taziminde bulunmak. Böyle gerçek dosta sıdık-ı vefi, yani vefakar dost denir. Risalede sıdık-ı vefi yok zannettiğim zaman diyor sizi hatırlarım. Varmış. Arkasından gıybet ettirmez dost. Arkasındaki ithamları kaldırmaya çalışır dost. İnsanlar bizi nasıl gördüğünden ziyade bizim nasıl olduğumuz önemlidir. İnsanlar bizi nasıl gördüğü önemli değil. Benim nasıl olduğum önemli.
Ayette bildirildiği üzere Kıyamet Suresinin 14-15. ayetinde meale şöyle diyor. Mazaretler ileri sürse de insan kendini bilir. Parça aldım bu, ben bu parçayı ben aldım. Seni kim anlatırsa anlatsın. Sen seni biliyorsun. Bir sürü mazarette var, bunda var. Sen seni bilirsin. Bazı insanlar makamdan şeref alır. Bazıları da o makamları şereflendirir. Öyle yaşa ki Müslümanlar senden, yaşantından istifade etsinler. İşte buna kendisi için değil, ümmet için yaşıyor denir. Eğer senin yaşadığından insanlar istifade ediyorsa ümmet için yaşıyorsun. Sana maddi ve manevi bir makam verilmişse onu ümmetin hizmetinde harca. Bazen hak bir fiil ve sözle batıl kast edilip hizmet edebilir. Ki bir daha, bazen hak bir fiil veya hak bir söz batıl kast edilip hizmet edebilir. Yani hak bir fiil, hak bir söz batıla da hizmet edebilir. Mesela kafirler bunu yapıyor. Kafirler niye muvaffak batılda? Çünkü kullandığı yöntem hak. Müslümanlar niye mağlup? Kullandığı yöntem batıl. İşi dürüst yapıyor, sözünde duruyor. Bu İslami sıfattır. Kafirin kullandığı yöntem İslam. Müslümanın kullandığı yöntem kafir. Onun için kafir Müslümana galip değil. Kafirin kullandığı hak yöntem Müslümanın kullandığı batıl yönteme galiptir denilir. Müthiş. Adetullah ona da aynı işliyor. Evet. Bununla şöyle bir sözü var, onu şey yapayım. Hazreti Ali bu hakem meselesinde itiraz ettiler. Ordusunda itizal ettiler, ayrıldılar. Buna mutezile denilir. Şu anda Vehhabilerdir. Onlar kılıçlarla Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını geçirip şöyle dediler savaşmasın diye. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Bu ayet meali. Bunu söylüyorlardı. Hazreti Ali bunlara şunu dedi o söze. Ve onu diyen, kılınca Kur'an'ı geçiren ve Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendisidir diyenin hepsini kılıçtan geçirdi. Niçin? Şöyle dedi. Ayeti hani var ya, Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirler ta kendisidir sözüyle şöyle dedi. Bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Demiş. Ahlakı bozuk olanlar sisli havayı severler gibi sesleri çok çıkar. Ama iyi havalarda sesleri az olur. Dostun üç hassası vardır. Senin dostundur, dostunun dostudur, düşmanın da düşmanındır. Düşmanların ise üç hassası var. Düşmanların üç hassası var. Düşmanların. Senin düşmanındır. Düşmanının dostudur, dostunun düşmanıdır. Mal harcandıkça azalır, ilim ise bilakistir. İlmi rivayet eden çok ama riayet eden azdır. İlim ile amel edilirse ahlak ortaya çıkar. İman ilmi ahlakını, İslam ilmi ise amelini artırmalı. Birinde üstün bir haslet gördüğünüzde onun kardeşi olan hasletleri de gözleyiniz. Mesela, insanın mahiyetinde cömert olmak, vefa göstermek, başkalarını kendine tercih etmek, haksızlığa karşı tepki vermek tarzında pek çok asıl haslet vardır. Çünkü bir hasletin güzelliği,
bazı duyguların da güzelliğindendir. Mesela yalana tenezzül etmeyen biri başkalarını da aldatmaya da tenezzül etmez. Görüyor musun? Birbirini gösterir. Yalana tenezzül eden rahatça başkasını da aldatır. Fiilen. Yani bir insanda güzel bir sıfat varsa onun türevlerini de ondan bekleyiniz. Bir insanda bir kötülük sıfat gördünüzse onun türevleri de onda vardır, bekleyiniz. Bir de okuyayım bir tanesini. Birinde üstün bir hasta gördüğünüzde onun kardeşi olan hasletleri de gözleyiniz. Mesela bir de okuyorum. İnsanın mahiyetinde cömert olmak var. Cömert neyi var başka yıkarı? Vefa da var bu adamda. Cömert insanda vefalık da var. Cimride vefa yoktur. Hatır. Hatır da var. Gider değil mi bunlar? Gider. Sonra başkalarını kendine tercih etmek de var cömertte. Başka? Haksızlığa karşı tepki vermek de var. Sırf cömertte görüyoruz bunu. Bir insan cömertse vefalıdır. Haksızlığa tepkilidir. Kardeşini kendisine tercih eder. Bu hasletlerde otomatik var demektir. Şimdi kötü bir hasletten konuşalım. Mesela yalana tenezzül etmeyen birisi tersinde ederse, yalana tenezzül etmeyen biri başkanı da aldatmaya da tenezzül etmez. Yalana tenezzül eden başkasını da aldatır. Adınız gibi biri. Ufak bir haksızlığa bile dayanamayıp tepki veren birinin vicdanı, yani ufak bir haksızlığa dayanamayıp tepki veren bir vicdanının birisi fakirleri çaresiz halde de bırakmaya razı olmaz. Bu varsa bu da var. Evet, yeisin altında, ümitsizliğin altında yeisin altında sızan azıcık bir su arkasındaki koca bir pınarın habercisi gibidir. Mesela yeisin altında suizan da var. Yerin altından çıkan bir su, yani çıktı ya öyle bir şey, su menba olduğunu gösteriyor. Yani işte mesela yeiste ümitsizlik de var. Yalanda varsa aldatmak da var. Cömert mi? Vefalıdır. Kardeşini kendisine tercih eder. Ondan sonra neydi? Haksızlığa tepki gösterir. Vefa gösterir. Yani bir sıfat aslında böyle sıra sıra gidiyor, biliyor musun? Yani anlayınca. Tamam, iyi. Allah razı olsun. Her varlık Allah'tan Celle Celaluhu bize bir habercidir. Her varlık Allah'tan bize bir habercidir. Dilini anlayabilsek bize çok şeyler söyler. En azından nereden geldiğini bize taşır. Ben görmediğim birine ibadet mi ederim? Bunlar hep Hazreti Ali'nin sözleri. Ben görmediğim birine ibadet mi ederim? Diyor. Gözler açık şekilde idrak edemez. Lakin kalpler onu iman hakikatleriyle şahit olur. O eşyaya teması olmaksızın her şeye yakındır. Onlardan ayrı olmaksızın çok çok uzaktır. Tefekküre ihtiyacı olmaksızın dilediğini yapandır. Alete ihtiyacı olmadan sanatını icra eder. Bir etki o altında kalmaksızın dilediğini yapandır. Gizli değildir, latiftir. Allah gizli değildir, latiftir. Eşyanın büyüklüğü gibi olmaksızın kebirdir, büyüktür. Eşyanın büyüklüğü gibi olmaksızın büyüktür. Göz olmaksızın her şeyi görür. Acımak manasında olmadan her şeye merhamet eder. Acımak manasında olmadan her şeye merhamet eder. Acımak
şeydir, zavallılıktır. Yani eksikliktir acımak. Zavallılıktır acımak. Acımak manasında olmadan Allah her şeye merhametlidir. Yüzler onun azameti karşısında eğilir, kalpler onun korkusunda ürperir. Göz güneşe karşı bakmaya yaratılmadığı gibi nur ve nurani şeyleri de göz için değildir. İnsan daha maddenin, atomun sırlarını çözememişken ya onun sahibini nasıl çözecek? Yaratıklarının birbirine benzer özellikler taşıması ile kendisinin benzeri olmadığına delalet eden Allah'a hamdolsun. Nedir bir daha? Yaratıklarının birbirine benzer özellikleri taşıması ile kendisinin benzeri olmadığına delalet eden Allah'a hamdolsun. Yani eşya birbirine benzer. Neyse. Batındır ama letafet ile değildir. Latif cihaz latifeleri duyar, kabaları duymaz, görmez. Mahrecin ses mekanizması mana ile alem-i şehadet arasında berzahtır. Sessiz olan manayı sese dönüştürüyor. Allah elinde olana kendi elinde olandan daha ziyade güvenmedikçe Allah'ın elinde olana kendi elinden olandan daha ziyade güvenmedikçe kulun imanı sadık olmaz. Ben mesela paraya güveniyorum. Sağlığıma vesaireme güveniyorum. Allah'ın elinde daha bir şey var. Benim elimdekilerden daha fazla Allah'ın elindekine güvenirsek halis bir iman oluyor. Veyahut da şöyle diyebilir miyiz? Senin elindekini Allah'tan bildiğin zaman onun... Türevi işte bu cümleler türevi. Doğru. Biz sudan olduğumuz için suya ihtiyacımız var. Fakat su bizden olmadığı için bize ihtiyacı yoktur. Perdenin arkasına şöyle çekiverin. Öyle anladınız mı? Benim kolum bağlı duruyor abi. Çekin. Bu ne diyor doktorum? Korkunç bir şey ya. Biz sudan olduğumuz için suya ihtiyacımız var. Fakat su bizden olmadığı için bize ihtiyacı yoktur. Sen Allah'tan olduğun için Allah'a ihtiyacın var. Senden Allah olmadığı için Allah sana ihtiyacı yoktur. Muhtemelen abi bu dersleri dinleseydi İdola gelirdi sanki. Buradan mı çıkmıştı ya? Evet, sağ olun. Bu gelmeyi düzen yeterli abi ya. Bir gece yapmayacaklar. Bu akşam gelir. Ama diyeceksin ki tövbe ettim. Tövbe estağfurullah. O şefkatlidir gelmez. Ama gelsin de şefkatli gelsin. Bana bir defa dedi. Böyle böyle. Hep korkarım. Ben çok severim. Allah'tan korkarım, büyüklere bir şey demek. Bir şey söyleyeyim bu arada. Kırıkkale'de Beyazıt Vestam'ı var ya. Mezar. Tepede. Orada Allah bana nasip etti namaz kıldırmayı. Döndüğüm zaman kabristanı, mihrabın tam arkasına, herkesin arkasına. En sonda. Ben cemaate dönüyorum, cemaat bana dönüyor. Ama ben hem cemaati görüyorum hem Beyazıt Vestam'ı görüyorum. Ondan sonra büyük cemaat. Cuma. İçimden sordum. Niye büyüksünüz dedim ya. Böyle soruyu bıraktım. Gönderdim ona. Bakın büyüksen büyüksün tabii. Kalbime de. Kalbim sana uygun değil. Ama sen kalbime gelecek kadar büyüksün. Dedim. Ben sana gelecek kadar büyük değilim. Ama sen benim seviyeme kadar inebilecek kadar merhametlisin ve büyüksün. Soru soruyor. Siz niye büyüksünüz? Niçin tarih sizi yok edemedi? Bu kadar zenginler, padişahlar, şunlar bunlar yok herhalde. Yani Ebu Laşey, hiçbir şeyin babasısınız ama tarihi yıkamadı, söküp atamadı, unutulmadınız. Niye büyüksünüz? Bana dedi ki, sizin için büyük olanlar bizim için hiç büyük olmadığı için biz onun için büyüğüz. Sizin için büyük olanlar, bizim için büyük olmadıkları için biz büyüğüz.
Sizin şunu demek istiyorum. Siz sizin dışınızdakileri kendinizden büyüttüğünüz için siz küçüksünüz. Ama senin lisanında konuşuyor abi. Evet, bak bir daha. Sizin dışınızdaki şeyleri büyüttüğünüz için, parayı, kadın, makamı, şöhreti, kendinizden daha büyük yaptığınız için siz küçüksünüz. Siz kendinizi bunlardan büyük görürseniz, büyüksünüz. Büyüklerin özelliği, bizim lisanla konuşurlar. İlkokul çocuğuna profesör, çocuğun seni. Bu cümleyi siz kursanız, bu Hasan abinin belagatine uyuyor. Cümle yapısı, tarzı. Evet. Mantığı. Doğru. Benim zaten bana hitap ediyor. Benim lisanla konuşması lazım. Bir daha başka şey. Kötü bir şey yapsan tövbeden seni men etmedi. Cezalandırma hususunda acele etmedi. Hatayı tekrarlayıp tekrar tövbe ettiğinde seni ayıplamadı. Rezil olmayı hak ettiğinde seni rezil kılmadı. Tövbeleri kabulde zorluk çıkarmadı. Aslan tövbe estağfurullah. Hazreti Ali'm benim. Tövbeleri kabulde, tövbeleri kabul edecek. Yok ya git bir şey yap. Malzeme getir, bürokrasi yap, müdür yardımcısına git, şey git. Tövbeleri kabulde zorluk çıkarmadı. Günahlarından dolayı çetin sorgulama yapmadı. Rahmetinden seni ümitsiz kılmadı. Aksine günahtan sıyrılmanı bir hasene saydı. Seyyeni bir, haseneni ise 10 saydı. Sana tövbe ve rıza kapısını açtı. Allah böyle olursa, böyle anlatılır Allah. Bunu öper gibi Hazreti Ali'nin elini öpüyorum. Akıllı kişinin dili kalbinin arkasındadır. Bunu da unutmuş yapın. Bak ötekisini okuyacağım. Akıllı kişinin, akıllı bir adamın dili kalbinin arkasındadır. Ahmağın kalbi ise dilinin arkasındadır. Bir daha, akıllı ile zeki var ya, akıllı kişinin dili kalbinin arkasındadır. İlk önce kalbi görürüz adamı. Dilini ikinci derecede görürüz. Ahmağın kalbi ise dilinin arkasındadır. Ahmağın kalbi de dilinin arkasında. İlk önce dilini görürüz, kalbini sonra görürüz. Akıllı kimse her şeyi yerli yerine koyandır. Akıllı kimse dünyada kalacağı kadar kıymet verir. Ahirete ise sonsuz önem verir. Akıllı kimse gözünü ibrete, kulağını hikmete, hikmeti söze açar. Haram manzaralardan, boş sözlerden ise adeta kaçar. Ömrünün ilkbaharını iyi değerlendirenler, yani 33 yaşına kadar, ömrünün son baharında rahat ederler. Bütün ruhumla tasdik ediyorum. Evet doğrudur Hasan. İnsanın azaları, yani ben 33'e kadar yaptığım fedakarlığın meyvesini yiyor. 33 mu 40 mu abi? 40 de. Tamam doğru, özür dilerim. O cennet yaşı diye hatırladım, 33. 40 yaşına kadar Rus'u peyda eder. 40'a kadar iyi geçen 40'tan sonrasında onun meyvesini yer. 40'tan sonra anası dini anlayanlar, 40'a kadar yamuk yumuk yaşayanlar. Bu benim uydurmalarım. İnsanın azaları kullandıkça kuvvetlenir. Mert olan yalana, gıybete, aldatmaya tenezzül etmez. Büyüklerin sözleri, sözlerin büyükleridir. Derdin seninle yürüdükçe sen de onunla yürü. Sakın görüşü zayıf, ameli münker olanla arkadaşlık yapma. Görüşü zayıf, ameli de münker. Yamuk yumuk. Çarşı pazarlarda oturmaktan sakın. Hiddet bir nevi deliliktir. Sahibini pişman eder. Şayet pişman olmazsa böyle biri çok daha ileri derecede bir delidir.
yani öfkenin ifratı, hiddet yani, deliliktir. Delilik derece derecedir. Pişman olup azap çekiyorsa delidir. Pişman olup haddini bilmeyip özür dilemiyorsa zırzır delidir. Sizi unutmayan ölümü siz nasıl unutursunuz? Buraya kadar onudu. Ben bundan sonra onun mudur? Dur beraber bakalım. Çünkü işaret koymuşum. Sıralama, sadakat, adalet, şefkat ve ilim. Bak. Sadakat nasıl olur? Adalet, şefkat ve ilim sahibinde olur. Sıralama hak da bu. Sıralama da hak da bu. Şia imam esaslarında, Şia iman esaslarında Allah'a iman, adalet, ha bunlar benim. Şia Allah, Şiaların, İranlıların iman esasları Allah'a iman, adalet, haşir, peygamberlere imamet, kitaplara takkiye yapmak. Abi Hazreti Ali'den sonra bunu özellikle mi kastım yerleştirdin? Yok, nasıl oldu bilmiyorum. Bak ilim yok, adalet var. O zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh niye kabul etmiyorsunuz? Şu dört halifenin evet, özelliklerini sıralamış. İlk önce Ebu Bekir, Sıddıkiyet başta geliyor. Abi. Evet. O şimdi mesela şöyle sıralamada sadakat, adalet, şefkat, ilim. Sıralama bu. Evet. Peki Hazreti Ömer'i kabul etmiyorsunuz ama adaleti sıralamada ikinci kez koyuyorsunuz. Bak ilim yok, adalet var. O zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh niye kabul etmiyorsunuz? Hayatın kelime-i mektubedir. Bunlar hayatın suretleridir. Tecelli ile cilve arası şöyle bir şey var. Bunu yazıp kesiyor. Tecelli ile cilve. Abi o tatlıyı kaldırır mı isterseniz? Yok yok yok. He? Şu tatlıyı abi şu. Şey. Çok güzel. Ha, şimdi şeye ver. Kuddüs ismi. Kuddüs ismi. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Semavata cilvesi var. Cilvesi var. Okyanusa. Arkadaşlar böyle görünce kavrama çok kolay. Cilve tecelli. Neymiş? Esma-ı kainat, esmanın cilve cemalinin sanatı ya. Cilve ve tecelli. Bunlarla çok uğraşıyorum. Mana detaylarda. Orada, oralarda gizli. Büyüklerde büyük mana olduğu için göremiyoruz, boğuluyoruz. Karalarda, karalara var. Ondan sonra insana var. Risalede geçen sıralama bu. Maneviyatına cilvesi var. Tamam mı? Şimdi bak. Şuraya bundan sonrasını iyi şey yapın. Hangi ampulse bunun çaresine bakarsın. Sonra. Bu arı gibi öten. Tamam mı? Şimdi. O şey. Oradaki sigortam ne var? Bende vardı. Kağıt. Sen mesleğin. Kağıt batırdın, bir şey koydun mu titremesini, çarpmasını önlersin. Tamam. Bu İsmail bunun asasıdır, gönderme yapılır. Bu dolabın sisan. Öyle mi? Buzdolabı. Tümüne. Buzdolabı. O zaman tamam. Tümüne. Tümüne. Tecelli deniyor. Otur şimdi kardeş. Tecelli deniyor. Arkadaşlar anladık mı bunu? Tümüne tecelli deniyor. He?
Kudüs ismini yapmış olduğu cilvelerin hepsini topluyorsun, buna tecelli diyorsun. Evet. Tecelli bu. Örnek verdik. Cilvelerin toplamı tecellidir. Yani tecellisi yer. Cilvelerin toplamı tecellidir. Evet. Tecelli ettiği tamam. Yerler. Bu sayesinde 5 yerler. Değil mi? Öyle değil mi? Tecelli kendisi cilve olarak gözükür. Esma tecelli eder, yani, cilve olarak gözükür. Yani Kudüs'ü Kudüs ismine ait değil bu. Doğru. Hepsini ben bir tane örnek yaptım. Tezahürat olması olsun. O başka şeyde... zahir oluyor o. Tecelli. Mesela gözükmüyor, gözükür. Peki. Burada kesiyorum. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masalama ardı.